Arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız sevinirim. Geçelim videoya. TBMM dönemi 23 Nisan 1920, 11 Ağustos 1923. Milli egemenlik, milletin egemen olması, yeni devletin yönetmesi, TBMM milli bağımsızlık etkili altında kalmadan karar alabilmesi, bağımlı olmaması. Milli egemenlik aykırı olanlar padişah, halife, saltanat, monarşi, mütlakiyet ve teokrasi. Milli bağımsızlığa aykırı olanlar manda ve himaye, duyni umumi, güdüm, kapitülasyonluk, ayrıcalık, sömürgecilik. TBMM, Meclis TBMM, Bakanlar Kurulu, hükümet, mahkemeler, Meclis TBMM yasama yapma, Bakanların Kurulu, hükümeti, yürütme, yasa uygulaması, mahkemeler, yargı. Yok, gene mi TBMM, yargı. Burada güçler birliği uygulanmıştır, demokratik değildir. Fakat olağanüstü durumlar bunu gerektirmiş, hızlı tekrar alabilmek için uygulanmıştır. Meclis TBMM yasa yapma, Bakanlar Kurulu, hükümeti, yürütme, yasa uygulama, mahkemeler, yargı. Burada güçler ayrılığı uygulanmıştır. Demokratik olan ve günümüzde uygulanan budur. TBMM'nin açılması. 1. TBMM 23 Nisan 1920, 11 Ağustos 1923. TBMM'de alınan kararlar, hükümeti kurmak gereklidir. Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanımamak veya padişah bir vekili atamak doğru değildir. Süreklilik ilkesi benimsendi. TBMM'nin üstünlüğü bir güç yoktur. Milli egemenlik ilkesi. TBMM yaşama ve yürütme etkileri kendinden toplanmış güçler birliği ilkesi. Meclis yürütme yetkisi hükümet aracılığı ile kullanılır. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin başkanıdır. Meclis hükümet sistemi padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yaşama uygun olarak durumunda alır. TBMM bazı milletvekilleri Anadolu'da açılacak olan meclis mebuslar meclisi adını almayı istiyorlardı. Bu durum Osmanlı düzenini sürdürmek istediklerini kanıtlar. Bu vekil TBMM ile birlikte yeni bir devlet kurulduğunu kabul etmiyorlardı. İhtilalci bir tutumda değildiler. İhtilalci. Saçma sapan yazılar yazmış, neyse. Yine buradan okuyamıyorum nedense. Yani devrik cümleyi çok kullanmış bunu yapan uygulama. Yeni bir devlet düzeninin geçildiği kanıtları şunlardır. Hükümet kurulması, anayasa yapılması, yaşama yetkisinin kullanılması, düzenli ordunun kurulması, İstanbul ile resmi işlemler kesilmesi, yukarıdaki de devletlere ait olan kurum ve kuruluşlardır. Not 1. Meclis hükümet sistemi, meclis başkanı aynı zamanda hükümetin başkanıdır. Kabine sistemi, günümüzde uygulanan sistemdir. Seçimi kazan parti kabinesini bakanlar kurulu oluşturulup yönetime geçer. Not 2. Meclis hükümet sistemi geçici bir dönemde uygulanır. Geçiş ara dönemi uygulanmasıdır. TBMM'nin önemi ve yaptığı işler yeni Türk devletin kurulmasını sağlamıştır. Öncelikli amacı vatanı işgalden kurtulmaktır. Tek devrimi saltanatı kaldırmak olmuştur. Olağanüstü yetkilere sahiptir. Kurucusu meclis. Bu meclis açıldığı temsil kurulunun görevi sona ermiştir. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olan Teşkilat Esası hazırlanmıştır. Ulusal Kuruluş Savaşı yönetmiş ve kazanmış. Lozan'da anlaşması bu dönemde imzalanmış. Bundan sonra seçimlere giderek kendilerini yenilemişlerdir. TBMM'nin çalışmaları ihanet, vatani kanunu, istiklal mahkemeleri, Teşkilat-ı Esasi, İstiklal Marşı, saltanatın kaldırılması, İzmir İktisat Kongresi ve Milli İktisadi, Lozan Barış Anlaşması. TBMM'nin açılması tepkiler. Şeyhülislam Mustafa Kemal isyancı olduğu ve öldürülmesi gerektiği şeklinde fetva almış. Yurdun her yerinde TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkartılmıştır. İtilaf devletleri ile bir an evvel barış yapılması gündeme geri gelmiştir. TBMM'nin açılmasına karşı çıkan ayaklanmalar İstanbul hükümeti ve işgalcileri kışkırtmaları sonucu çıkmıştır. Savaşlardan bıkan Anadolu halkının tepkisidir. Kuvayi Milli bazı yönelerdeki disiplinsiz davranışları da bu ayaklanmalara neden olmuştur. TBMM'nin açılmasına karşı çıkan ayaklanmalar Pontus, Ermeni, Koçgiri, Milli Aşire, Cem Çete, bunu bir yüksek göstererek gösterebiliyorsak,
Kuvayi İzdibadiye gene İstanbul, Bolu Düzce kesin Bursa ya da Bursa Kapıdağ mı desek? İşte Yalova tarafları herhalde. Anzavur gene Bursa tarafına benziyor. Ethem Bey gene İzmir'e yakın. Mehmet Efe gene Konya'da. Konya ayaklaması diyebiliriz. Maraş, Antep, Milli Aşiret ayaklaması, Koçgiri ayaklaması var. Cemil Çete. Erzurum'da Ermeni, Trabzon'da da Rum. Evet, bu kadarmış. Ne kadar çok ayaklanmıştır belli değil. Doğrudan İstanbul hükümetince çıkarılan ayaklanmalar. Anzavur ayaklanması, Çanakkale ve çevresinde çıkartılmış. Kuzey İnzibadi Halifeliğin ordusu. İstanbul Hükümeti İtilaf Devletleri tarafından çıkartılanlar. Bolu, Anzavur, Düzce, Hendek ayaklanmaları, Urfa Milli Aşiret ayaklanması, Konya Delibaş Mehmet Bey ayaklanması, Yozgat ayaklanması, Afyon Çamur Musa ayaklanması, azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar, Pontus Rum ayaklanması, Ermeni ayaklanması, bağımsız devlet kurma amaçları vardır. Kuvayi Milli yanlısı olup sonradan ayaklananlar. Çerkez Ethem ayaklanması, Demirci Mehmet Efe ayaklanması nedeni düzenli ordunun emrine girmek istemiyorlardı. TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler. Şeyhülislam fetvasına karşı Ankara Müftüsü karşı fetva hazırlamış. 29 Nisan 1920'de ihaneti vatanîye kanunu çıkartılmıştır. İstanbul hükümeti ile resmi haberleşme kesilmiş. İstiklal mahkemeleri kurulmuştur. İstiklal Mahkemeleri TBMM içinde seçilen üyelerden ulaşmaktadır. TBMM'nin yargı yetkisini kullandığı kanıtıdır. İstiklal Mahkemelerinin çalışmalarıyla ayaklanmalar bastırılmıştır. Asker kaçakları yakalanmıştır. Düzenli ordunun kurulması ve güçlenmesi sağlanmıştır. TBMM'nin otoriteleri arttırılmıştır. Sever Barış Anlaşması 10 Kasım 10 Ağustos 1920, 18-26 Nisan San Roma Konferansı Sevr kasabasında yapılan toplantıya Rıza Vefik, Hadi Paşa, Reşat Haris. Sevr Barış Anlaşması 10 Ağustos 1920 kararlar. Osmanlı Devleti İstanbul ve Orta Anadolu'da küçük bir bölgeyle sınırlandırılacak. Boğazlar Türkleri dahil olmadığı bir komisyon tarafından idare edilecek. Kapitülasyonlar en geniş şekilde bütün devletlere tanıyacak. Sevr Barış Anlaşması 10 Ağustos 1920. Azınlık vergi verecek, askerlik yapmayacak. Yunanlar İzmir dahi Batı Anadolu'da ve Midye Büyükçekmece'de hattının batısında kalan bütün Doğu Trakya bırakılacak. İngiltere ve Musul, Kerkük, Irak, Filistin ve Arabistan bırakılacak. İngilizlere bırakılacak. Sevr Barış Anlaşması 10 Ağustos 1920. Fransızlara Anadolu, Malatya, Sivas çevresi ve Suriye bırakılacak. İtalyanlar Antalya, Konya ve Güneybatı Anadolu'nun içlerine kadar olan bölgeleri bırakılacak. Gene güzel anlaşma yapmış Hınzırlar Sevir'de. Sevr Barış Anlaşması 10 Ağustos 1920. Doğu Anadolu'da yeni devlet kurulacak. Ermenistan, Kürdistan 5.000 kişi haricinde asker bulundurulmayacak. Ağır silahlar edinmeyecek. Tabii ki bu Sevr Anlaşması öyle doğan bir anlaşmadır. Bunu da bilin. Sevir Anlaşması yok. Sevir Anlaşması, Sevir Barış Anlaşması 10 Ağustos 1920. Uyarı, anlaşmanın geçerli olabilmesi için meclis tarafından onaylanması gerekmiştir. Mebusan meclis kapatıldığı için bu da mümkün olmamıştır. Bu yüzden Sevir hukuki geçerliliği olmayan ölü doğmuş bir anlaşma olarak kalmıştır. Gene bak burada ineliyor. Ölü kalmış bir anlaşma. Sevir Barış Anlaşması 10 Ağustos 1920. Not, TBMM anlaşmayı onaylanmamış. Onaylananları da vatan haini ilan etmiştir. Not 3. Kurtuluş Savaşı sonrasında Sevir yerine Lozan Barış Anlaşması imzalamıştır. Böylesi videolar için kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.